Evet, şu anda gördüğünüz yer Mescid-i Kuba. Kuba Mescidi'nin olduğu yerden biraz daha güneye yöneldiğimizde, dümdüz yolu takip ettiğimizde karşımızda bizi takip eden yer. Evet, Mehmet Bey. Karşımızda bizi takip eden bu duvarla çevrili alan. Neresi burası? Burası Safa Mescidi. Peygamber Aleyhisselam Mekke'den bir Rebiülevvel pazartesi günü yola çıktığında 8 Rebiülevvel pazartesi günü Medine'ye geldiğinde Kuba'ya geçmeden önce, bakın Kuba gözüküyor, oraya çekebilirsiniz Kuba Mescidi'ni. Kuba'ya geçmeden önce Allah Resulü ilk başta buraya geliyor. Mescidi Beni Ünefle derler burası. Beni Ünefle'nin yurdudur aynı zamanda burası. Sahabelerin kavmine, ailelerinden. Diğer ismi de Musabbah Mescidi. Allah Resulü buraya geldi, burada sabahlamıştır. Medine ilk geldiğinde ilk yaptığı iş Peygamberin besmelesi dildeki besmele değildir. Hemen namaz kılarak orayı bereketlendirmeye çalışır ve Allah'ın adıyla oraya girer. Çıkarken ne demiştik? Kabe'nin kapısının üzerine bir ayet yazar. İsra suresinin ayeti. Peygamber Mekke'den Medine'ye giderken o ayeti okuması Rabbim gireceğimiz yere emniyetle çıkmamızı nasip eyle. Ve bize katına rahmet, lütfet ayetiyle Peygamber İsra suresiyle çıkmıştır. Buraya geldiği zaman da buradan içeri girerken de o ayetle namazla çıkan Peygamber namazla yeni bir şehre girmiştir, Medine'ye. O zaman burası Yesrib, günah şehri, uğursuzluk şehri, ama Peygamber buraya geldiğinde burayı Allah'ın lütfuyla, vahyin bereketiyle Medine'yi münevvereye çeviriyor ve buraya Yesrib diyen Allah'tan af dilesin diyor. Yani Yesrib, utanılacak, uğursuz yer anlamında diyen, buradan af dilesin. Burasının ismi Medine-tül Münevvere'dir, nurlanmış şehirdir, yani tayyibedir, temizdir, pak yerdir ve Allah Resulü Medine'ye ilk geldiğinde ilk faaliyetini burada yapıyor, namazını kılarak ve sonra karşı tarafı Kuba'nın olduğu yere doğru gidiyor. Kuba Mescidi'nin olduğu yere tabii ki sahabeler onu bekliyorlar. Allah Resulü oraya gittiği zaman Hüsn bin Hidim'in evinde misafir oluyor. Yanındaki genç sahabeler de Sa'd bin Heysem'in evinde misafir oluyor. 4 gün Allah Resulü orada konakladıktan sonra yürüyerek Kuba Mescidi'nin olduğu yerden Cuma Mescidi'nin olduğu yere, oradan da Efendimiz Aleyhisselam bugün mescidin olduğu yere gitmiş oluyor. Burası Musabbah Mescidi. Allah Resulü'nün Medine'ye ilk geldiği zamanki namaz kıldığı yer olduğu için bizim için tarih anlamda önemli. Ve Allah Resulü genelde Medine'ye geldiğinde de gecelin gelirse, burada da konaklar bu bölgeden geldiğinde, burada namaz ve duada bulunup sonra içeri girerdi. Burası da unutulan önemli hatıra noktalarından biri olarak dikkatimizi çekiyor. Gelmişken kere katılalım hocam o zaman. Kalabilirsiniz efendim.